Şiir geldiği zaman nesil susarmış. Ama müzik geldiği zaman da şiir de susarmış. Aslında Hünyamin Bey başlasa ben ondan sonra devam etsem daha iyi olurdu. Peki hocam ama, öyle yapalım madem öyle. Sen gönderin. Biz sadece sebebine gelince Aşık Veysel bir yere davet edilmiş, yenilmiş, içilmiş, sohbet edilmiş. Fakat Aşık'ın orada saz çalmaya davet edildiği unutulmuş. Ne yapsın? Hemen kalkmış demiş ki arkadaşlar, beni davet ettiniz. Yedik, içtik, sohbet ettik. Karnımız ve kulaklarımız da doydu. Ama demiş, müsaade ederseniz sazın karnı aç, biraz da onu doyuralım. Şimdi dolayısıyla ilk önce kopuzun karnını bir doyuralım. Ondan sonra zannediyorum söz hakkı bize düşer. Şimdi geçen programda hocamız geçmişten günümüze Türk şiiri üzerine tatlı bir sohbet yaptı, doyurucu bir sohbet yaptı ve konu Kırımlı şairlerin eserlerine yetmedi, vaktimiz yetmedi, bu haftaya bırakılmış oldu. Bu hafta buna başlarken Cemile olsun diye Kırımlı şairlerin, büyük şairlerin, hem devlet adamı hem de şair olan Numan Çelebi Cihan'dandı, onu rahmetle yad edelim. Onun bir şiirini şu anda Kırım Türkleri adına milli marş olarak söylenmekte. Onu icra edelim. An etken ben milletimin yarasını sarmada nasıl bolsun bu zavallı kardeşlerim bin nesil. Onlar için ökünmesem, mugaymasam, yaşasam gözlerimden akan yaşlar derya deniz kan bolsun. An etken ben şu karanlığı cürtge şöyle setmege nasıl bolsun bu zavallı kardeşlerim inlesin. An etken ben söz bergen ben millet için ölmege bilip görüp milletimin gözyaşını silmege bilmeyi görmeyi min yaşasam kurultayda kan bolsam yine bir gün mezarcılar gelir beni görmege. Onu bir lütfen buyurun, İstiklal Marşı gibi Kırım şarkısını. Söz bergen millet için
söylemesi Atatürk'ün 1934 sonrasında Ankara'da mülkiye ve hukuk Ankara'da açıldıktan sonra İstanbul'dan götürülmüştü. Ankara'da Edebiyat Fakültesi'nin ismini Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi diye koymasının bile özellikleri vardı. Dil meselesi başta geliyordu. Özellikle Konfüçyüs'e sormuşlar. Bir milleti ortadan kaldırmak istersen ne yaparsın diye dilini bozmakla işe başlarım demiş. Çünkü dil bozulursa insanlar konuştukları zaman birbirinin söylediklerini anlamazlar. Kötü söylüyor zannederek gönle hitap etmediği için adaletsizlik doğar, kavgalar çıkar. Adaletsizliğin olduğu o yerde de birlik olmaz. Millet dağılır. Peki bir milleti, bir topluluğu millet haline getirmek istersen dilini düzeltmek de işe başlarım demiş. Şimdi dönüp de baktığımız zaman Ahmet Yesevi, Yusuf Hamedani'nin üçüncü şeyde posta oturan insan. Ama Yesi'ye gelmiş, bir millete kendi dilinden hitap etmek, kendi diliyle yazmak lazım. Türkmenlerin ya okuması yazması yok. Bunun üzerine Hikmet adı verilen hem dini hem milli mevzuları anlatan şiirler söylemiş. Kulağa ve göze hitap etsin diye. Şehriyar hepimizin bildiği. Hani bu Heydar Baba ıldırımlar şakanda, siller sular şakkıldayı bakanda, kızlar ana bir bağlayıp bakanda, selam söylen Şevket üzer üzer, benim de bir adım gelsin dil üze diye başlayan 76 kıtalık şiiri yazan Şehriyar. Tahran'ın en büyük şairidir. Tıbbiye'den ayrılmış, büyük bir felaket geçirmiş, ailesi şey olmuş, annesinin gözleri görmüyor. Hoşabat'ta, Tebriz'in biraz yukarı tarafında ziyarete gitmiş. Annesine, anne benimle iftar edebilirsin, ben İran'ın en büyük şairlerinden birisiyim. Benim eserlerim dillerde dolaşıyor dediği zaman annesinin verdiği cevap, ben anlamadıktan sonra benim gözümde sen büyük değilsin deyince bir daha Türkçeden başka dil kullanmamış. Çünkü yazdığı eski şiirlerin hepsi Farsça. Şimdi nereden bakarsanız bakın. Firdevsi'nin mevzunu daha önce anlattım. Firdevsi 30 yıl halk arasında dolaşır ki o zamanlar İran'ın büyük bir kesimine Türkler hakimdir. Hatta Firdevsi de Şehnamesini meydana getirdiği eserini Gazneli Mahmud'a sunar. Firdevsi 30 yıl dolaştıktan sonra efsane parçalarını, destan parçalarını, halk hikayelerini ve belirli mevzuları toplar, 56 bin beyitlik bir eser meydana getirir. Bu İran destanıdır, Şehname. Bu Şehname'yi yazıncaya kadar 30 yıl çok zahmet çektim. Ama Şehname'yi yazarak Farsçayı dirilttim. Farsçayı diriltmek suretiyle İran milletini tekrar millet haline getirdim der. Değerli hazırım, dil çok önemli bir hadise. Geçen hafta burada konuşurken arkadaşımız özellikle Cumhuriyet'ten hiç bahsetmedi deyince ben Cumhuriyet'le ilgili şiirler anladım birden. Daha sonra da bir kelime üzerinde bu Bekir Sıtkı Çobanzade'nin, Çobanoğlu'nun eserini yazan arkadaşın bazı kelimeleri söyleyemediğiyle ilgili bir
mevzu geçti. Yukarıda da bugün konuşurken ağız hususiyetinde durduk biraz. Ağızlarla ilgili belirli kelimelerin meselesi üzerinde. Hatta gider doktora, doktor bekler, benim dişim havıktı, bir bakar mısın der. Şişti demez, havıktı der. Bu gibi kelimelerin olduğu bir şey var. Bizde dilde üç ayrılırdı. Ağız, şive, lehçe. Bize anlatılan, rahmetli Muharrem Ergin'in anlattığı ağız ve şive tamamdı ama lehçeye gelince ancak alimler anlar bunu. Alimler etimolojisini yapmak suretiyle aynı dil olduğunu ortaya çıkardır derdi. Yakutça ve Çuvaşça. Ama bugün durum değişti. Bakıyorum ben normal olarak bizim şive dememiz icap edenlere lehçe, lehçelere de artık en yakın dil deniliyor herhalde. Kelimelerde ağız hususiyetleri vardır. Ağız hususiyetlerinde kullanılan bir kelime bile yıllar geçtikten sonra bir topluluğun içerisinde kullanıldığında sen bizim oradan mı geldin denilebilir. Veya biraz evvel üstadın kopuzuyla dillendirdiği şiiri düşünün. Ufacık bir kelimenin telaffuzundan sizin tiken tiken olur bütün şeyiniz. Bütün vatan duygusu bir tek kelimenin içerisine toplanır ve size o vatanı hatırlatır bu kelime. Ağzın özelliği bu. Ama kelimeler bazen değiştirilerek kullanılır. Yukarıda konuştuk. Ben ilk önce Celal Bey'in sonra sizlerin izniyle ağızlarla ilgili bir şiir okuduktan sonra konuma girmek istiyorum. Erdişe de erdiş derler erdişte. Bu ağızları anlatan bir şiir. Neye ne derler erdişte hele bir sor. Tatlıya şirin derler, tuzluya şor. Patatese karton, acemiye tor. Kayısı yemeğiyle yerler erişte. Erdişe de erdiş derler erdişte. Tülbenge leçek, sopaya değenek. Götüre apar, böbürlenmeye şişmek, dişi mandaya madek, şakaya henek, tandır demirine erçildek derler erdişte. Elbiseye esbab, pantolona pantor, kesere kerki, satıra sator, miskete gar derler, topaca hol, kızınca ihtiyara köftehor derler erdişte. Demire bayak, geçen sene demin bayak, geçen sene buldur. Çabuk tez, evvelki sene ilişir. Çorbaya şorba, Türkiye yır derler. Bulgur pilavıyla çılgır yerler erdişte. Bataklığa çilhan, gömleğe mintan, kilota tuman, entariye fistan, tam örtüsüne kalın ağaca keran, yağmur oluğuna şoratan derler erdişte. Kuyruğa poçik, çökeleye cacık, hambura kuzik, biraza bikirdik, taya kurik derler, kediye pisik, tekmeye tepik, kelleye şıpkık derler erdişte. Mandaya cameş, uzaya bizav, pilice ferik, bicincikte biraz, lahana kelem, kız çocuğuna kaz, zavallıya ise belengaz derler erçişte. Özüm yeke, kendim yalnız demek. Hatırlamaksa yadına gelmek. Tenezzül etmeye yendiretmek. Düğüne toy, şüpheye güman derler erçişte. Maşrabaya şelpik, eşarba şarpa, kendine çedene, bebeğe körpe. Nasıla nece, güzele hoş derler. Cevizli çedeneli keredoş yerler erçişte. Kız kardeşe bacı, dünüre hınami, teyzeye ezze, halaya bibi, eşeğe sipana, tepsiye sini, küçük iskemleye de kürsü derler erçişte. Çamaşır leğeni teşt, basma çit, övendire harazan, ödeşmek fit, kış günlerinde helim aşı yerler, tuzlu un helvasına mutfağı derler erçişte. Merdane kındırak,
kova satıl, küçük soğan kızga, fidevse sitil, sabah kahvaltıda cimdirtme yerler, yumurtada helvaya böyle derler erkişte. Köre hafız derler, dazlığa keçel, sağıra kar derler abdala avel, dilsize lal derler hileciye değer, bazen keşke, bazen helise yerler, rüyaya düş, erdişe de erdiş derler erdişte. Kelimeleri eğer dikkat ederseniz birçok kelimeler her yörede ağızlarda kullanılabilen kelimeler. Neşet Ertaş türkü okur ama başkası okuduğu değil de Neşet Ertaş okuduğu zaman hoşumuza gider. Çünkü gönlüm demez, gönlüm der. O gönlüm kelimesinin çıkması bile insana değişik bir haz verir. Aslında gönlüm değildir yazılışı ama ağızda gönlüm derler. O yüzden ben şuna inanıyorum. Birinci husus, insanları birleştiren mesele dildir. Dil olmadığı müddetçe diğer birleşmelerin hiçbirisi geçerli değildir. Hazreti Muhammed'e bile sormuşlar din nedir diye. Din nasihattır demiş. Nasihat dille yapılır. Yani karşındaki insanın anladığıyla yapılır ancak. Öyleyse birbirimizi anlamak için dil birliğine ihtiyacımız var. İşte İstanbul ağzına esas alması, dilde, fikirde, işte birlik derken dil meselesini birinci önemli husus olarak açıklamasının sebebi Gaspıralı'nın budur. Birliğimizi bulmadığımız müddetçe kaybetmeye mahkum olduk. Adem diye bir kaside vardı. Şiir tahlillerinde Adem kasidesi Tanzimat yazarlarından, şairlerinden Akif Paşa tarafından yazılmış. Felsefi bir kaside. Orada bir beyit vardı. Mehmet Kaplan açıklarken derdi ki Berburad olmayacak ben, yere batsın alem, Necmi Mühri Şeyhin Şahı Bay Adem. Yani ben muradımı almadıktan sonra dünya yerin dibine batsın, ayıyla, yıldızıyla, güneşiyle yok olsun isterse manası çıkar buradan. Burada benlik vardır. Ben dediğimiz zaman da kaybederiz. Biz demek mecburiyetindeyiz. İşte bize biz demeyi unutturdular. Coğrafyamızı unutturdular, tarihimizi unutturdular. Dilimizi de başkasına lüzum kalmadan bozdular. Ben konuya girmeden özellikle bir şeyi anlatarak gireyim. İlk defa bir Türk hakanı, bir Türk padişahı sefere çıkmak için değil, ziyaret etmek için Fransa'ya gitmesi icap eder. Abdülaziz. Bütün Avrupa ülkeleri kendini ziyaret etsin diye sıraya girerler. Zayıf halde Osmanlı hasta adam. Keçetzade Fuat Paşa beraberindedir. O zamanın tercüme odasında Fransızca bilhassa özellikle öğretilir. Devlet büyüklerinin hepsi mükemmel Fransızca bilirler. Fransa'ya giderken de genç Osmanlılar Fransız hudutlarının dışına çıkartılır. Padişahın ziyaret edebilmesi için. Gidilir. Ala ile vala ile karşılanır. Orada Fransız subayları oturmuşlar, dünyanın en kuvvetli devleti neresidir diye düşünüyoruz, konuşuyorlar, sohbet ediyorlar. Dışarıdan Keçetzade Fuat Paşa lafa karışır, o güzel bildiği Fransızcayla dinlemiştir. Der ki bu münakaşayı duydum, ben fikrimi söyleyeyim, dünyanın en kuvvetli devleti Osmanlı devletidir der. Gülerler, Çar 1. Nikola, özellikle hasta adam paylaşalım diyor. İngilizler, Fransızlar, Ruslar daha fazla pay alırsa bugün Osmanlı'nın olduğu yerde Ruslar olur. Dolayısıyla İpek ve Baharat yolu bize yine kapanır diye düşünüyorlar. Kabul etmiyorlar. Gülerler, hasta adam neresi bunun kuvvetli derler. Doğru der. Öyle bir hasta adam ki biz içeriden, siz dışarıdan uğraşıyorsunuz, hala yıkamadık der. Değerli Hazırun, bizim dilimizde maalesef dışarıdaki düşmana lüzum kalmadan bizim tarafımızdan yıkılıyor. Birincisi dilimizi hiç incelemeyiz biz.
Etimolojik bir lügatı yok dilimizin. Birliğimizi sağlamak için özellikle ayrı ayrı alfabe kullanmaya ihbar ederler bizi. Biliyorsunuz Kırım'da 31 harfli Latin alfabesi kabul edildiği zaman 1928'de Türkiye Latin alfabesine geçmiş, Azerbaycan Latin alfabesinde, ama ilk defa Ruslar uyanırlar, Azerbaycan'ın Latin alfabesinden 4-5 ay sonra Kiril alfabesine geçirirler. Ama öyledir Kiril alfabesi ki, Azerbaycan'ın kullandığı Kiril alfabesiyle Kazakistan, Kırgızistan, diğer Türk illerinin kullandığı Kiril alfabesi birbirinden farklı. Kırım'a lüzum görmezler çünkü Kırım'ı bırakmamışlar, sürgün etmişlerdir nasıl olsa. Dolayısıyla birliği sağlamamak için her türlü çareye başvurulur. Dışarıdakilere lüzum yok, biz kendimizle ilgili hiçbir bilgiyi doğru dürüst öğrenmeyiz. Hep bir gözle bakarız. Birliğimizi bozarlar, biz de bozmaya yardımcı oluruz. Dilimizi bozarlar, ilk önce biz uğraşırız. O yüzden benim bütün düşüncem, inşallah bir gün dil birliğini ortaya çıkartacak, dil birliğini etimolojik bir lügatla bizim çocuklarımıza öğretecek idareler gelir. Ve özellikle de o zaman birbirimizin dediğini anlarız. En basitinden derdimizi anlarız, sıkıntımızı anlarız. Ve o sıkıntıya beraberce göğüs germek isteriz. Zannediyorum Ziya Gökalp tam şu anda şeyimde değil ama söylediği bir söz vardır milliyetçiliği tarif ederken. Bir Türk milliyetçisi Orta Asya'da bir Türk'ün tırnağına diken batsa burada acısını duyan insandır der. Dolayısıyla biz, bize yapılanı bırakın, hiçbir vatandaşımızın çektiği acıya beraber talip değiliz. Rahatımızı bile bozmuyoruz. O yüzden ben anlattıklarımı hoş görün. Hiç önemli bir şey değildir belki ama biz ilk önce birlik olmasını, ilk önce aynı sıkıntıyı, aynı derdi, aynı üzüntüyü çekmemizi ve sonra da tarihimizi, coğrafyamızı ve en önemlisi de dilimizi de mükemmel bir şekilde bilmemizi icap ettiğine inanırım. O zaman bizim milletimizi tutacak hiçbir kimse yoktur. Evet, bu konuşmalardan sonra ben Bahtiyar Vahapzade'nin Benim Anam diye bir şiiri vardır. Diyor ki, savatsızdır. Yani okuması yazması yoktur. Savatsızdır benim anam. Ama mene say öğretip, ay öğretip, dil öğretip. En vacibi dil öğretip benim anam. Men o dille öğrenmişem. Hem gamımı hem neşemi. Men o dille yaratmışam. Hem şehrimi hem namimi. Yok men heçem. Men yalanem. Kitap kitap sözlerimin müellifi benim anam. Şimdi burada dilin mükemmelliğini sadece annenin değil, dilin de mükemmelliğini beraber bir şekilde görüyoruz. Gülme öz köküne, ayıptır sene. Ot kökü üstünde biter, unutma. Köhne damgasını vurup atana, özgeden özünü sen ata tutma. Niye özümüze ögey sayak biz? Niye atamızı tanımayak biz? Özgeni sevirsen, inanırım ben, özünü sevmeyen özgeni sevmez. Evet. Değerli hazırım, Gazi Giray'ı anlatmadan evvel dedim ki, üniversitede gelen, başıma gelen bir hadiseden hareket edeyim özellikle. Fahiriz, öldüyse Allah rahmet eylesin, Mahiriz'in kardeşi olmasına rağmen, eski Türk Edebiyatı'nda
Eski Türk Nesli, Eski Türk Şiiri diye iki konuyu işler, iki tane kalın kitabı var. Bir gün şairlere anlatıyor. Mevlana'nın oğlu Veled Çelebi'den bahsederken bir iki şiirini okudu. Çocuklar dedi, şiiri basit gibi görmeyin. Her şair zamanına göre değerlendirilmesi lazım. Herkesin Farsça konuştuğu bir yerde eğer bunlar yazılıyorsa bu mükemmel bir şeydir, doğru. Geçti, sırayla geldi. Mehmet Emin Yurdakul'a geldi. Takır tukur bir şairdir, şair bile değildir dedi. Tabii gençliğin verdiği bir şey, parmak kaldırdım. Ben hocam dedim, affedersiniz siz dedim, Veled Çelebi'den bahsederken her şairi kendi zamanına göre değerlendirmek lazım dediniz. Yalan mı dedi, doğru dedim. Ama neden Veled Çelebi için bunu düşünürken Mehmet Emin Yurdakul için düşünmediniz? Mehmet Emin Yurdakul da bütün şairlerin bir kuşun uçuşunu, bir karın yağışını, bir şey sanatsal bir mevzuyu işlerken, Arapça, Farsça terkiplerle dolu bir dil kullanırken, Türk kelimesinden iftihar vesilesi olarak bahsetmezken, Mehmet Emin Yurdakul çıkmış, ben bir Türk'üm, dinim cinsim uludur, sinem özüm ateş ile doludur. İnsan olan vatanının kuludur, Türk evladı evde durmaz giderim demiş. Şiiriniz, şiirlerinin ismine Türkçe şiirler diye isim vermiş. Hatta İsmail Berk Gaspıralı ile Türkçe şiirler kitabını göndermiş. Kendisinden de bu konuda ne düşünüyorsun diye fikrini sormuş. O zaman dedim onu da Veled Çelebi gibi o güne göre değerlendirmemiz icap etmez mi dedim. Bir şey demedi ve üzülerek söyleyeyim, biz tek taraflı bakarız birçok şeylere. İşte biraz evvel bahsedelim diye konuştuğumuz, belki de divan edebiyatını hiç bilmeyiz, aruz vezmini hiç bilmeyiz ama ikinci Gazi Giray'ın şiirine baktığımız zaman pek de karışık yazılmış diye rahatlıkla söyleyebiliriz. Gayete meylederiz diye başlayan şiirinde bakarsanız birçok yabancı kelime bulunur. Divan edebiyatının özelliğini işte orada. Ününün divan edebiyatının en sade yazanlarından bir tanesidir. Bir S sesinde aynen Fuzuli gibi alliterasyon dediğimiz ses benzerliğinden istifade eder. Ama tek yönlü de değildir. Biraz evvel üstadın şeyinde belki sonradan oradan da gayete meylederiz Kamet-i Dilcu yerine diye başlayan şiirle gayet güzel bir geçiş yapabilir. Bayağı klasik o. Biz Mahur Peşlerinden şey yapalım. Çünkü eyvallah. Nevzat adlı korosunun icra ettiği bir eser. Onu getirip çalışmam gerekirdi. Ama topluluğu dikkatini daha kolay şeylerle, daha akılda kalıcı şeylerle toplamak için sadece Mahur Peşlerinin onun çok besteleri var, çok saz eseri var, bestelenmiş, kendi bestesi. Bir de bu Rayet'e meylederiz ile başlayan şiiri kendi bestesi olarak günümüze kadar intikal etmiş. Onu şiir olarak hocam sunsun. Ben sadece Mahmut Beşleri biraz size kulaklarınız hatırlasın diye geçeyim. Ondan sonra yani diğer şairlerden de şey yapalım. Thank you.
internette bulursunuz. Haluk Dursun Bey'in 1990'lı yıllarda Zaman Gazetesi'nde yazdığı bir yazı var. Çok hoşuma gitti. Özellikle bahsetmek istiyorum. Sonra konuma gireyim. Daha konuya giremedim. Diyor ki, bitmez hocam sizin Moskova'ya kadar cihat için giden, orada yaralandığı zaman Bora ve Ebu'l-Feth ismini de alan, Arapça Farsça'nın yanında Çağatay, Kırım ve Osmanlı Türkçesi ile şiirler yazan, Osmanlı mecmualarında Tatar diye bahsedilen, ailemde hiç Kırımlı olmamasına rağmen onun adını müstahar isim olarak almıştım der. Yazdığı yazılarda Gazi Giray imzasıyla yazılar yazıyor. İyi niyetle Gazi Giray'ı savunmuştum ama Sahibül Seyfel Kalem kişiye hürmetim, muhabbetim baki ama velakin kişi noksanını bilmek gibi irfan olmazmış vesselam. Sular duruldu, haluk oldum. Haluk sakin demektir. Şimdi Gazi Giray'dan bahsederken özellikle Gazi Giray'ın bir özelliğini o kadar mükemmel bir şekilde aktarıyor ki bize. Ben diyor Gazi Giray'ın ismini müstahar isim olarak kullandım. Ama Sahibül Seyfel Kalem, yani onun gibi olamayacağımı bildiğim için sular durulunca haluk oldum der, sakinleştim. Hatta Gazi Giray'ın yerine Selim Giray deseydim daha güzel olurdu gibi geldi bana. Çünkü benim yapım Gazi Giray gibi Bora veya Ebu'l-Feth değildi diyor. Ve özellikle Rauf Yekta Bey'in torunu tarafından rayete meylederiz diye başlayan Gazi Giray'ın şiirini rast makamında bestelediğini tarihçi Peçevi İbrahim Efendi, Kefer Hüseyin Efendi ve diğerlerinin de onun döneminde en yakınları olduğunu, kendisinin Cengiz'in 16. kuşaktan Kırım'ın 13. Kırım Hanı olduğundan bahsediyor. Ve özellikle de Halim Giray'ın bir kitabında bir divanı olduğunu söylüyor. Üzülerek söyleyeyim, bugün Gazi Giray'ın 46 şiiri veya 42 şiiri tam bilmiyorum ama Ertaylan, Hikmet Ertaylan tarafından yayınlanmış Tatar diye güfteleri olduğunu ama besteleri bize kadar gelmediği için bilinmediğini öğreniyoruz. Kendisinin bir sazende olduğunu, yani Türk sazlarının hemen hemen çoğunu çaldığını ve o şekilde söylediğini, kalemkeş olduğunu, hat ustası olduğunu ve özellikle de Macaristan'da bulunduğu zamanda o hattını ve diğer şeylerini özellikle oradakilere, bilhassa tarihçi Peçevi'ye öğrettiğini söylüyorlar. Büyük bir için yani inşa sahibi olduğunu, Hoca Saadettin Efendi başta olmak üzere Osmanlı büyüklerine yazdıkları, hatta padişaha yazdığı şeylerde şiirle bile duygusunu çok güzel bir şekilde ifade ettiğini, yazdığı mektupların aynen Fuzuli'nin şikayetnamesi gibi edebiyatımıza geçecek mektuplar olduğunu söylüyor. Ama biz Gazi Giray'ı hiçbir kitabımızda görmüyoruz. Üzülerek söyleyeyim, ben biraz evvel yukarıda münakaşasını yaptığımız tarihe biraz bir yan gözle, sadece kendimiz gözüyle bakıyoruz ifadesini her yönüyle yapabiliriz. Necmettin Esin olacak eğer yanlış hatırlamıyorsam. Şiirinde diyor ki, haritaya sırt üstü uzandığım zamanlar ayaklarım dışarıda kalıyor diyor. Dışarıdaki insanımız vatan diye geldiğimiz Anadolu'dan çok daha fazla. 300 milyonun üzerinde Türk varsa dünyada, bunu sadece 70 küsur milyon burada. Yerleri vatan vatan diye inleyen
benim kardeşim. Ama biz bahsetmiyoruz bile. Ben şairleri incelerken ilk önce onun kullandığı dil ve yazdığı şiirlerin özelliği üzerinde durdum. Divan edebiyatı tarzında aruz bezniyle yazıyor. Aruz bezni Türkçe konuşan, Türkçe yazanlar için dünyanın en zor beznidir. Çünkü Arapçada uzun sesli harf vardır. Normal sesli harf yoktur. Aruz bezni devenin çölde yürüyüşünden ilham alınmak suretiyle meydana getirilen bir ahim beznidir. Bizim hece bezni gibi bir esap bezni değil. Öyleyse bu ahengi yakalayabilmek için uzun sesli harf kullanacaksınız. Ama Türkçe'de uzun sesli harf yoktur. Yani Türkçe'de sesliler uzun sesli değildir. İnce sesli de değildir. A sesi en fazla kullanılan bir sestir Türkçe'de. Ama bizde Anadolu'ya geldikten sonra veya Orta Asya'dan dağıldıktan sonra uzun ses yavaş yavaş bazı kelimelere girmiştir. Giren kelimelerin de çoğu yabancı kelimelerdir. Öyleyse aruz bezniyle şiir yazmak için birincisi uzun sesli harfi kapalı hece dediğimiz, uzun hece dediğimiz heceyi kullanmak mecburiyetinde kalırlar. Biz divan edebiyatını ki bazıları buna divan edebiyatı zannediyorum hem de divan edebiyatı hakkında en büyük kitapları yazanlardan bazıları klasik Türk edebiyatı yerine saray edebiyatı veya okumuş zümrenin meydana getirdiği edebiyat diye divan edebiyatına bazı yüksek zümre edebiyatı adını verirler. Ya düşünürüm ben Nef'i Erzurum'da babam hemdem olalı Kırım Hanı'na gözümle mercimek görür oldu Metarhan'a diye başlayan Gicbin'i yazarken Zadegan değildi. İstanbul'a geldikten sonra biraz meşhur oldu. Nabi Urfa'da arzuhalcılık yaparken Zadegan değildi. Daha sonra İstanbul'a geldiği zaman hatta bir de Urfa'dan gelen kardeşinin yediği yemeğe tenkit etmek için bir şiir de söylediğini söylerler onun için. Buna benzer birçok şeyleri söyleyebilmek mümkün. O yüzden biz buna klasik Türk edebiyatı diyoruz. Biz Araplardan değil İranlılardan aldık bunu. Sebebine gelince Nizamiye medreselerinde Arapça ve Farsça eğitim vardır. Türkler oraya asker yetişmişlerdir. Gitmelerine lüzum yoktur denilir. Türkler oraya gidip de okumazlar. Nizamülmülk'ün bu şeyidir, tavsiyesidir Alparslan'a. Ama daha sonra da niye bizim çocuklarımız orada okumuyor diye isyan edenleri olur. Arapça ve Farsça meselesinde belirli bir zaman diliminde hem devletin üst rütbelerine Türk olmayanların ağırlıkla geldiğini, o yüzden Selçuklu'nun inkıraza uğradığını görürüz. Hem de dil bakımından özellikle ilim dili olarak Arapça, edebiyat ve kültür dili olarak Farsça'nın kullanıldığını görürüz. Biz gazel ve kaside Arap edebiyatının Mesnevi ve Rübai İran edebiyatının divan edebiyatındaki şeyidir. Biz de şarkı ve tuyuklarla buna katılmış oluruz. Şarkı ve tuyuklar, bilhassa Kadı Burhanettin'in yazdığı tuyuklar bizim Türk edebiyatımızın sadece bize ait olan divan edebiyatı tarzıdır. Nedim'in şarkılarını düşünün aynı şekilde. Beyit usulünde yazılır. Beyit tarzı kullanılır. Murabba Muhammed ve diğerlerinde beyit yavaş yavaş dörtlüğe, beşliğe, altılığa doğru yol alır. Ama bir özellik lazım. Arapça, Farsça terkip ve tamlamalar girer. O yüzden Gazi Giray'ın şiirlerinde de yer yer terkipleri gördüğünüz zaman ya niye böyle yazmış diye düşünebilirsiniz. Ama Gazi Giray zamanının bir özelliği vardır. Biliyorsunuz Kırım Türkçesi, ben tereciye tere satmak için söylemiyorum ama yalı ağzı dediğimiz bir ağzın bir de
Bahçesaray ağzıyla Çöl ağzı dediğimiz Logayca ve Kıpçakça'nın biraz daha ağırlık kazandığı kuzeye doğru çıkıldıkça olan ağızlardan bahsederiz biz. Ama bir özellik vardır. 1771'e kadar Rusların Kırım'ı işgal etme hadisesine kadar, daha sonra 1773'te bazen küçük Kaynarca, bazen de Kaynarca Muahedesi dediğimiz anlaşmanın yapıldığında, o yıllara kadar Kırım şairlerinin kullandığı dil Osmanlı Türkçesiyle aynıdır. Hiçbir değişikliği olmaz. 1908'de biz İstanbul Türkçesini konuşma ve yazı dilinde en yakın Türkçe olduğu için, hatta İstanbul Türkçesinin İstanbul'un hanımefendilerinin konuştuğu Türkçe, ki şimdi pek hoş görsün hanımlar bana, ama İstanbul'da ne beyefendisi kaldı tam olarak ne de hanımefendisi kaldı, ama İstanbul hanımlarının konuştuğu dilden esas almak suretiyle konu İstanbul ağzını esas kabul ettik. Rahmetli Timurtaş Türkiye Türkçesi diye isimlendirdiği bu dönemden itibaren de İstanbul ağzıyla yazıp söyledik. Anadolu'nun kullandığı, doğuya doğru gidildikçe Azerbaycan Türkçesi, hatta Çağatay Türkçesine kadar giden bir kelimeleri de kaba olarak değerlendirdik biz. Kaba Türkçe dedik. Orta Asya'dan geleni kullanıyor demedik bunu. O şekilde İstanbul ağzıyla devam ettik. İşte Gaspıran'ın İstanbul ağzını esas almak istemesinin de ana sebebi bu. Bir dilde bir topluluğun anladığı bir dilde birleşmek lazım. Öyleyse bu birliği dilde yapmak için de bir ağzı kabul etmek lazım. Şimdi 31 harflik Latin alfabesi dedim. Değerli hazırım, bizde L sesinin bile çıktığı yerler birbirinden farklıdır. Ağızda L sesi çıkar diyorsunuz. Gül derken L'yi dilinizin vurduğu yer ayrıdır. Gel derken veyahut da kal derken dilinizin vurduğu yer bir diğerinden ayrıdır. Eğer öyle bakarsanız 30'un çok üzerinde harfle yazmamız icap eder. Ama biz 29 harflik alfabeyi kabul ettiğimiz için de onu transkripsiyon alfabesiyle tamamlayarak yazıyoruz. Şimdi bugün Gazi Giray'ın bulunduğu dönemdeki Kırım daha önce neymiş diye bir kısaca bahsederek gireyim ben. Malum ilk önce Atilla'nın isminden istifade benim adımı ararken bulduğu bir şey var. Bazı yazarların Batı Hun Kağan'ı İtil Nehri'nden, yani bugünkü Volga Nehri'nden geçerken oğlu olduğu için İtil, Atil, Atilla diye isim konulmuş denilir. Bazıları da at ile, çünkü Avrupalı Tanrı'nın kılıcı dedikleri Atilla'yı ne yemek yerken, ne yatarken, ne otururken görmemişler. Devamlı atın üzerinde gördükleri için at ile kelimesinin birleşmesinden, aile iyi Türkçe'de pek yan yana gelmez bizim şeyimizde, kalınlık, incelik, değişik şeylerde. O yüzden de Atilla kelimesi vurguyla da önde veya sonda çift sessiz kullanılmış diye söylerler. Öyleyse ilk oralardan geçen, daha önce geçenleri bilmiyoruz ya, Batı Hunları, Avrupa'yı bir şey gibi tarayan, Romanya'nın ve Macaristan'ın dengizlik vasıtasıyla kurulmasına sebep olan Batı Hunları gelmişler. Hatta İtalya taraflarına gittiği zaman Papa atının ayaklarına kapanmış. İstanbul'a Çatalca'ya kadar gelmişler. Bizanslar vergi vermeyi kabul etmiş ve ayrılmışlar. Daha sonra Kimerlerin geldiklerini, Sakaların Hurilerle Kimerleri sürüp getirdiğini, bir kısmının Kafkaslara, bir kısmının bugün Deşli Kıpçak dediğimiz bozkurlardan Balkanlara doğru geldiğini görürüz. Daha sonra Sakalardan sonra Peçenek ve Uzları sürerek Kıpçaklar getirirler. Şimdi
İnşallah bir gün Çobanzade'yi de, Çobanoğlu'nu da, Bekir Sıtkı Çobanoğlu da anlatırım burada. O zaman söyleyeceğim söz, Codex Cumanicus'u neden incelemiş acaba diye oturup düşünürüz biraz. Çünkü Codex Cumanicus bilhassa Hristiyan papazlar, misyonerler tarafından özellikle Kıpçak lisanını lügat halinde vermeye çalışmışlar. İtalyan kısmı, Alman kısmı değişik birkaç şeyi vardır, defteri vardır. Dolayısıyla burada Kıpçak ağzını en iyi işleyen ilk lügat kitabı sayılacak Codex Cumanicus. Cuman kelimesi sarışın demektir. Saçları sarı olduğu için de, renkli gözlü olduğu için de Cuman adını vermişler. Bazıları Cuman'a ayrı bir millet gibi de şey yaparlar. İkinci gelen grup peçenekler, uzlar. Daha sonra da çekirge sürüsü gibi geliyor denilen ki Cengiz'in oğullarından Cuci'nin devlet kurduğu Altın Ordu veyahut da Altın Ordu devletini kurduğu yerde uğraştığı ilk şey Kıpçaklardır. Kıpçakhanlığıdır. Ve Kıpçaklar Balkanlara da inmişler. Hatta peçenekler İstanbul'u kuşatmak için yakınına kadar geldikleri zaman Bizansların, ki bugün dünyada üzülerek söyleyeyim, maşa varken Avrupalı devletler el yakmıyorlar. Kişiyi kendi grubundan kırdırmaya çalışıyorlar. Aynı şekilde Bizanslar altınlarını dökmek suretiyle Kıpçakları kışkırtmışlar. Peçeneklerle büyük bir savaş yapılmış. Böylelikle İstanbul'u kurtarmışlar. Yani Kıpçaklar Balkanlara da aynı şekilde inmişler. Hatta Ziya Gökalp, bu anlatacağım mevzular belki şeydir ama ben önemli diye özellikle söyleyeyim. Rıza Nur tarafından Diyarbakır ve çevresiyle ilgili bir sosyolojik araştırma yapmak için gönderilir. Kendi memleketiyle ilgili Selanik'e gelmeden, yani Genç Kalemler Mecmuası'nı çıkartmadan çok önce İran şehrinin sosyolojik yapısı diye bir de araştırma yapmıştır. Sosyoloji ilmini Türkiye'ye getiren, onu da şundan kopya etmiştir falan derler ama özellikle sosyoloji ilmini getirdiği için de sosyal yönden Diyarbakır ve çevresiyle ilgili bir inceleme yapmasını isterler ve gönderirler. Minorski'nin meşhur incelemeleri vardır. Üzülerek söyleyeyim, Rus ajanı diyeceğim Minorski'nin Kürtler ve Lekvanik maddesi bizim alimler tarafından tercüme edilmiş. Devletin bastığı İslam Ansiklopedisi'nde açın bakın, Kürtler maddesi Minorski tarafından, Lekvanik maddesi Minorski tarafından yazılmıştır. Minorski'nin geçiştirdiği bir şey üzerinde Ziya Gökalp çok durur. Bu da orada bulunan, yani Diyarbakır ve çevresinde Güney Anadolu dediğimiz, niye Güney Anadolu diyoruz sadece, onu da bizim verdiğimiz bir isim değildir ama o civarda söylenen bazı kelimeler, ağızlarda söylenen birçok kelimelerin oradaki dillerden ne Farsça, ne Arapça, ne Türkçe, ne diğer şeylerle ilgili olmadığını görür. Araştırdığı zaman Peçenek ve Kıpçak Türklerinde kullanılan bazı kelimelerle karşılaşır. Ve onun da düşüncesi şu olur, Malazgirt Muharebesi'nde Bizans ordusuyla beraber Malazgirt'e gelen, sonradan Alparslan tarafına geçen Peçenek, Uz ve Kıpçakların geri dönmedikleri, oralara yerleştikleri ve oradaki kelimeleri de oraya doğrudan doğruya onların kattığı meselesidir. Şimdi konuya geçmeden evvel eğer müsaade ederseniz, oraların, Kıpçaklar oradayken 1200'lü yıllarda Cengiz Han'ın özellikle Deşti Kıpça iki tane komutanı Subutey Noyan ve Cebe Noyan'ı görevlendirdikten sonra, Harizm'i aldıktan sonra da oğlu Cuci'nin oraya gitmek suretiyle hüküm sürdüğünü görmüş. Orada Cuci'nin 18 oğlu vardır. Aslında 40 oğlu vardır da 18'i hanımlarından olma oğullarından, en büyük oğlu orada içen
ikinci büyük oğlu da Batu'dur. Dolayısıyla Cuci 1227'de Cengiz Han'ın ölümünden biraz önce bir av meral şeyinde attan düşer ve ölür. En büyük iki tane oğlu ben tahta geçmek mecburiyetindeyim ifadesini kullanmaz. Aksine büyük oğlu orada içen senin Hakan olman icap eder diye söyler Batu'ya. Batu hayır senin olman icap eder deyince Cengiz'e giderler. Cengiz Han ikisini ayrı ayrı otağa oturtur. Birine diyor ki şeyde kitapta altın aksamlı ak otağa Batu'yu oturtur. Orada içeri de gümüş pusakalı gök orada otağa oturtur. Neticede içene aynen Göktürklerde, aynen diğerlerinde olduğu gibi Batı-Doğu meselesinde ikili idare ama daima Batı-Doğu'ya tabi olacak şekilde. Yani orada içenin Batu'ya tabi olacak şekilde bir şey anlatır, söyler. Bu şekilde gelirler ve ak orada ve gök orada veya altın orada ve gök orada olarak ikiye ayrılır. Birisine Sayın Han sülalesi yani Batu sülalesi, diğerine de orada içen sülalesi hükmedecek. Ama Batı daima Doğu'ya hakim olacak. Şimdi hatırlar mısınız bilmiyorum. Aksaray'daki ilkokulda bir Haydar Berdibek diye bir arkadaş müdürü olduydu. Belki bu civarda şey yapanlar o okula vermişlerdi diye. Aksaray Mahmudiye İlkokulu'nda. Berdibek soy ismiyle ilgili ya biz Oğuzlara aidik falan diye şey yapıyordu. Ama bir baktım Berdibek ismi son Altınordu Devleti'nin inkıtaya uğradığı dönemdeki Hakan'ın isimlerinden bir tanesi. Ama onun bir özelliği var. Nasıl Batu ve orada içenin sen layıksın diye birbirine söyledikleri gibi de tamamen tersine Berdibek kendisinin yerine kendi çocuklarının haricinde kimse olmasın diye etraftaki bütün halgayları öldürtür. Fakat kendisinin de çocuğu olmayınca köksüz olduğu için de ondan sonra bir inkıta devresi başlar. O yüzden Berdibek'e tarihin verdiği bir isim vardır. Şimdi bunları anlatmamın sebebi ak orada veyahut da gök orada veya altın orada veya gök orada ifadeleri özellikle altın ordu diye bizim isimlendirdiğimiz devletin kuruluşuyla ilgili. Cuci ulusunun kurduğu bir devlet. Ama burada ben Yakubovski'nin Altın Ordu'nun Yükselişi ve İnkırazı diye bir kitabını, bir de Mustafa Kapalı'nın Altın Ordu Hanlığı'nın Kuruluş ve Yükseliş Devirleri diye doçentlik tezi bu. İkisine de baktığım zaman Yakubovski'nin biraz Rus taraftarı gibi konuya baktığı kanaatı bende hakim oldu. Ama özellikle okunması icap eden ki kitap diye düşünüyorum ben. Çünkü Kırım'ın geçmişi de orayla ilgilidir. Biz Kıpçaklar zaten o kadar fazla şeyle gelirler ki Kırım'ın üst tarafına Deşli Kıpçak, bizim çöl ağzı dediğimiz ağzın da bulunduğu Deşli Kıpçak stapları işte bu çöl ağzı dediğimiz insanların daha çok bulunduğu dönemde yerlere verilen bir isimdir. Tarihte Türk isminin bir Türk boyunun vatan olacak veyahut da o topraklara verdiği güzel bir isimdir. Toktamış sonunda Altınordu Devleti'ni toparlamaya çalışır. Toktamış'la ilgili Anadolu'da kurulan bir devlet vardır. Beylik vardır. İlhanlı. Şimdi İlhanlı Beyliği. Eratlı Beyliği. Anadolu'da kurulan Eratna Beyliği ile ilgili şöyle söyleyeyim. Timur Anadolu'ya geldiği zaman
geri dönerken Uygur'dur ağırlığı oradaki Türk şeylerin ordunun içerisindeki sürer sürek avı gibi sürer götürür kimseyi bırakmaz. Ama Cengiz'in orduları geldiği zaman Uygurlar gerisin geri dönmezler. Hatta Türkmenler eski yerlerine geri dönüp geldikleri zaman orada kasabalar, köyler kurmuş insanlara Tat veya Tatar ismi verirler. Bugün Anadolu'daki Tat ve Tatar'la başlayan veya o isimleri alan bütün köy ve kasabalar işte Cengiz'in ordusuyla gelip de gitmeyen Uygur Türkleri veya diğer Türklere aittir. Mesela Nevşehir'de ben iki yer tespit ettim. Birisi Kuyulu Tatlar, birisi Tatlar'ın. Oradakiler de bilmiyorlar. Bizim eskiden kurucularımız Tatarlarmış, o yüzden bize Tatlar'ın demişler diye geçiştiriveriyorlar. Ama aslı böyle. İşte o yüzden de özellikle Eratna Beyliği'nde Eratna Bey Cengiz Han'ın ordusundaki komutanlardan bir tanesi gitmemiş orada kalmış. Daha sonra Kadı Burhanettin aynı şeye gelmiş. Kadı Burhanettin Tohtamış veya Timur gelip de burada harp edecek sizinle dediği zaman bir tuyuk yazmış. Tuyuk rübai gibi divan edebiyatında bizim meydana getirdiğimiz bir eserdir. Ezelde hak ne yazmışsa bolur. Göz neni ki görecek ise görür. İki alemde hakka sığınmışız. Tohtamış ne ola ya aksak Timur der. Hatta der ki bir yerde, erkekçe bir söyleyiş onda da vardır. Özüne alşak oren serdar bolur. Enel hak davi kılan berdar bolur. Er oldur hak yoluna baş oynaya, döşekte ölen yiğit murdar olur der. O günün Türkçesiyle yazılmış güzel bir şeydir. Burada Tohtamış kelimesini kullanmasını ben Anadolu insanının Anadolu'daki dışındakilerle de ilgili olduğunun en güzel meselesi olarak değerlendiriyor. Tohtamış biraz evvel söylediğim gibi Altın Ordu Devleti'ni tekrar diriltmeye çalışan ki sonradan da bölümü çok kötü olmuştur. Pek o birlik ve beraberliği sağlamaya çalışmasına rağmen pek şey yapmamıştır. Neyse ben asıl konuya Kırım Hanlığı'nın kuruluşuyla ilgili Ulu Muhammed Han tarafından kurulur. Hepinize bir şey bildiğiniz bir mevzuyu tekrar ediyorum ama 1475 yılında da bir savaş esnasında veya oraya giden Osmanlı'yla değil doğrudan doğruya Fatih zamanında Osmanlı Devleti'ne katılır. Şimdi bu katılma birliği sağlamak meselesi için yapılan en güzel harekettir. Ama Osmanlı biraz konuya değişik bakar. Sanki savaşla almış gibi geri geldiği zaman bazı komutanlar, bazı hakanlar, hatta giraylar ordu istediği zaman göndermediyse hemen oraya el atıp onu indirip bir başkasını oraya geçirme gibi bir meseleyi kendilerine varlık sebebi olarak görürler. Gazi Giray'ın başına da aynı şey gelir. Ben parça parça giriyorum konuya ama bu Ulu Muhammed Han'ın kurduğu daha sonra Kereylerin yani Girayların hüküm sürdüğü ki 13. Göbekten Cengiz sülalesinin şeyidir dedik Gazi Giray içinde Haluk Dursun'un söylediği bu söze 1771'e kadar bu mesele çok rahat bir şekilde devam eder. Kullanılan Türkçe de özellikle Osmanlı Türkçesidir. Ben Cace ile kullanılan Kırımca, Osmanlıca, Kazakça, Kırgızca gibi kelimeler biraz bizim birliğimizi bozan kelimelerdir. Ne olur? Kırım Türkçesi, Kazan Türkçesi, Kazak Türkçesi veya Osmanlı Türkçesi. Bizim hocalarımız maalesef Osmanlıca dediler zamanında. Şimdi aynı kitaplara bakıyorum. Osmanlı Türkçesi diye düzeltilerek yazılıyor. Zararın neresinden dönülse kârdır diye düşünerek bunu söyledim. Şimdi 1771'deki bu hadiseden sonra Küçük Kaynarca Anlaşması ile birlikte Kırım
kendi kendini idare edecek gibi bir ifadeyle şey olur ama Ruslar tırından çıkmazlar. Önemli bir hadisedir bu. Kaynarca Anlaşması'nda Kırım'ın müstakil olma meselesi mevzubahis olduğu halde 71'de Kırım'ı işgal eden Ruslar Kırım'dan çıkmazlar. Yani anlaşmayı bozma demeyelim, kuvvetli devletler daima haklıdır meselesinden hiç kimse de sesini buna çıkartamaz. Ta ki 1783'te Kırım Edebiyatı 1783'e kadar Anadolu yani Osmanlı Edebiyatı'yla aynı yürür. İşte divan edebiyatı meselesinde Gazi Giray'ın kendisinin divanı olduğunu söylerler ama bugün 46 tane şiirinin haricinde, münşilerinin haricinde yani yazdığı mektuplar, şiir halinde yazdığı mektupların haricinde bize kadar gelen pek şeyi olmamıştır. Gazi Giray'dan sonraki hadiselere şöyle bir bakarsak 1883'te meşhur Tercüman Gazetesi'nin çıkma hadisesi aslında Kırım'da bazı şeylerin değişmesini marif meselesi ele alınır. Beyler bizim Anadolu'muzda marifte bir sistem hala kurulamadığı bir dönemde İsmail Bekkas Pıralı'nın marif sistemini ele alıp da cedid mekteplerini aşması dünyanın en mükemmel hadisesidir. Çünkü Atatürk de Ankara'dan top sesleri duyulurken, Polatlı'ya kadar düşman gelmişken, marif nezaretini toplamasının sebebi, özellikle marifin önemini gösterir. Malum, Çanakkale muharebelerinde 256 bin şehidin 100 bini okuması yazması olan üniversite mezunu, çoğunluğu Türk ocaklı, ve özellikle gönüllü olarak askere katılanların meydana getirdiği bir şeydir. 100 bin aydın dediğimiz zümreyi Çanakkale'de şehit veririz biz. 22 gün 22 gece süren Sakarya Muharebesi'nde ki Sakarya Nehri'nin kıpkırmızı aktığı bir dönemdir o 22 gün 22 gece. Hatta orada Metristepe'de bir tarihçi öğretmen arkadaşımın söylediği bir söz vardır. Diyor ki, o yörenin insanı, babam diyor bayrağın rengi hariç, kırmızıyı gördüğü zaman tüyleri diken diken olurdu. Çünkü diyor Sakarya Nehri'ni hatırlardı. 22 gün, 22 gece Sakarya Nehri kıpkırmızı aktı. İşte aynen Çanakkale'de olduğu gibi Sakarya Muharebesi'nde 9 ere bir subay veya yedek subay düşer. Oraya yedek subay muharebesi de denilir. Atatürk, ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri dediği zaman diyor ki tarihçilerden bir tanesi, askerler İzmir'e doğru akarken subaylar ve yedek subaylar bu emri dinleyemedi. Çünkü ya şehit düşmüşlerdi ya sakat kalmışlardı. Okuma yazma oranı %1'e iner. O yüzden marif nezaretini toplar ilk şey. Şimdi aynı şeyi 1883'te çıkan Tercüman Gazetesi'yle eğer dikkat ederseniz cedid mektepleri meselesiyle marif meselesini bir sistem meselesini kurarak yenilik mekteplerini kurup bir sistemi oturtmaya çalıştığını görürüz. Büyük bir gelişmedir bu Kırım içinde. Ki daha sonra 1929'da 31 harfli Latin alfabesinin kabulü vardı. Ve 1944 hadisesi 1953'e kadar sürgün hadisesi bunların üzerine örter gider. 1953'te Lenin Bayrağı diye bir gazete çıkartılır. Kırım'da çıkartılan bu gazeteyle 57'de Bahar Ezgileri veyahut da Bahar Ezgileri o günün şeyiyle söyleyelim. 30 yazar ve şairin eserinden bahseder. O eserlerden örnekler verir. Ve 1970'li yıllarda özellikle Ana Dil Gramer kitabı çıkar.
Dil Bilgisi kitabı çıkardılar. Değerli Hazirun, Türkçenin bir özelliği vardır. Bir ahenk dilidir. Eğer Türkçede kelime alışverişinde dilimiz hiçbir zaman bozulmaz. Ama kaide alışverişi yaparsak dilimizi tamamen bozarız. Servet-i Fünuncular'dan bahsederken bizde pek bulunmayan şeylerle yasemin renkli saatler, güvercin kanadı ve bilmem neden karın yağışını benzetmesi Cenab-ı Şahabettin'de olduğu gibi yeni terimler, yeni deyimler getirdiler diye bahsediyorduk. Bugün biz kendimiz Fransızca veya İngilizcenin tesiriyle dilimizi çok rahat bir şekilde bozuyoruz. Biraz evvel anatil dediğimiz, ana dille ilgili yazılan gramerin olduğu yılları düşünürsek önemli bir hadisedir bu. Telefon alıyoruz, ben sana dönerim diyebiliyoruz hemen. Veyahut da ona benzer yüzlerce kelimeyi kullanıyoruz aynı şekilde. Cenab-ı Şahabettin Elhan-ı Şita'yı yazarken destinde ey semai şita tude tudedir belki semen cenah-ı kebuter sehab-ı ter dök ey sema revan-ı tabiyat günudedir haki siyah-ı üstüne safi şükür feler derken o zaman tenkit edildi bu dil olur mu diye ama bugün aynı şeyi biz bu defada bizim dilimizi bozmak suretiyle kullanıyoruz. Şimdi Ziya Paşa'nın bir sözü vardır. Vatan me'luf olanlar bir sebep terk-i diyar etmez, zaruretsiz cihanda kimse gurbet ihtiyar etmez der. Me'luf olmak, alışmak demek. Kendilerinin Hürriyet gazetesini yazdıkları, Hürriyet gazetesini çıkarttıkları Londra'da bulunmalarının veyahut da Fransa'ya kaçmalarının sebebini böyle açıklar. Akşam söylendi. Gafur Buram malum edebiyatımızı özellikle Kırım edebiyatını tekrar canlandırır. 1980'de Yıldız Dergisi'ndeki şair ve yazarları görüyoruz. İkinci Dünya Savaşı'nda da Cengiz Dağcı'nın bir yerde Kırım Edebiyatı'nın en büyüklerinden bir tanesi olan Cengiz Dağcı'yı biraz evvel söylediğim Ziya Paşa'nın vatanı terk etmenin sebebini ifade ettiği gibi vatandan ayrılmak mecburiyetinde kaldığını da söyleriz. Hocam bir şey bıraktım ama bir iki söz daha söyleyip derledim ben. Çünkü ben Gaspıralı'yı da anlatacaktım bu arada. Bir tek şeyini söyleyeyim. Gaspıralı'nın özellikler üç şeyden bahseder dedik. Bunlardan bir tanesi sönmüş kalpler ne ile uyandırılır? Sönmüş kalp ifadesini lütfen düşünün. Sönmüş kalpler ne ile uyandırılabilir? Ve basiret kesilmiş perdeler ne ile körtelmeli? Yani kaldırılmalı. Bir de gaflet sahrasına serilip kalmış koca bir milleti ne ile kalktırmak, ne ile kalkındırmak mükemmeler diye üç şeyden bahseder. Bugün üzerinde çok düşünmemiz icap eden şeylerdir bunlar. 1554'te Devlet Giray Bey'in oğludur. 54'te doğmuştur. Biraz evvel söylediğim gibi Moskova önünde ki daha sonra Ruslar vergiye bağlanır. Özellikle yılda ödemelere icap eden bir mesele diye. Çünkü Osmanlı Devleti'nin Almanya'yla savaşı başlayınca bu hadise iki sene özellikle Moskova önlerine kadar giden Gazi Giray Leistan ve şeyle barış yapmak suretiyle Rusları bitirmeye çalışmıştır. O zaman da Bora ve Fethi Giray ismini alır. İlk defa Osmanlı şeyinde Adil Giray ordusuyla birlikte İran'la yapılan savaşlara katılır. İran'la yapılan savaşlarda yararlıklar gösterdiği için özellikle Mehmet Giray ki daha sonra Özdemiroğlu Osman Paşa'nın
düşman kesildiği Mehmet Giray, kendisi gitmez, Adil Giray'ı gönderir. Adil Giray'ın ordusunda gider Gazi Giray. Ama orada yaptığı kahramanlıklardan Özdemiroğlu Osman Paşa'nın dikkatini çeker. Saraya bildirdikten sonra da özellikle kendisine Salyane ismi veriliyor. Yılda bir defa verilen bahşiş değil de bu bir yerde kahramanlık göstermesinden dolayı verilen şeye 50 bin akçeye çıkartıldığını görürüz. Dolayısıyla Gazi Giray'ın basit gibi görünen ki İranlılarla karşılıklı yapılan savaşta Şirvan'da Adil Giray geri dönerken kendisini bırakır küçük bir orduyla büyük bir orduya gece baskını yapmak suretiyle mahveder, bitirir. Daha sonra tuzağa düşürülür ve yakalanır. İranlıların özellikle bir teklifi vardır. Yalnız bu İran dedikçe ben şöyle söyleyeyim. O zaman İran Şah İsmail'in yerine gelen Şah Tahmasp'ın ölümünden sonraki Hakanlar tarafından yani Türkler tarafından idare edilen bir şeydir. Kendisi İran'da bir teklifle karşılaşır. Osmanlı'ya değil de İran'a destek verirse kendisinin serbest bırakılacağı ve zenginleştirileceği ifadesini reddeder. Bunun üzerine Alamut Kalesi'ne, meşhur bu Hasan Sabbah'ın o meşhur Alamut Kalesi'ne hapsedilir. Hapisten kaçar. Akçakale'ye gelir, Erzurum'a. Özdemiroğlu Osman Paşa'yı bulur. Özdemiroğlu Osman Paşa'nın da kuzeye doğru gidip de Kefe'yi aldığını görürüz. Şimdi biraz evvel Mehmet Giray'ın savaşa gitmeme hadisesi Özdemiroğlu Osman Paşa tarafından dikkate alınmış bir hadisedir. Davet eden Mehmet Giray gelsin diye Özdemiroğlu Osman Paşa gitmez, kendisine gelsin ister Mehmet Giray. Daha sonra Mehmet Giray gidersen beni öldürür düşüncesiyle büyük bir orduyla beraber Kefe'yi kuşatır. Daha sonra da gelen yardımla birlikte Özdemiroğlu Osman Paşa Mehmet Giray'ı bitirir, yerine bir başka Giray'ı han olarak atar. İşte bu hadiselerde Gazi Giray, Özdemiroğlu Osman Paşa'nın dikkatini çeken, büyük devlet adamı olacağını o günde gösteren büyük kahramanlardan birisidir. Bora lakabını boşuna almadığının bir ifadesidir. Kendisi İslam Girey'in ölümü üzerine 1558'de, yalnız pardon 88'de Kırım Hanı olarak Osmanlı tarafından kabul edilir. Yalnız Kırım Hanı'nda sadece Osmanlı'nın kabul etmesi yetmez. Kırım Beylerinin de buna evet demesi icap eder. Aynı evet Kırım Beylerinden de çıkınca Gazi Giray 13. göbekten Cuci sülalesinin 13. gömlekten Hakan olarak Kırım tahtına oturur. Osmanlı Kırım tahtına oturmasına rağmen Rus çarı başka bir Giray'ı desteklemiştir. Bunun üzerine Gazi Giray Moskova'ya kadar Rusların üzerine gider. 2 sene üst üste oraya sefer yapar. Neticede kendisine Osmanlı Devleti Almanlarla yaptığı savaş esnasında davet edildiği için bir anlaşma yapılma mecburiyeti doğar ve Rusları 10 bin ruble vergi ve çeşitli hediyeler verme şartıyla bırakır. Şimdi Cigalızade Sinan Paşa vardır. Cigalızade Sinan Paşa oradaki Yanık Kalesi ve Bosna Boğdan isyanını bastırma meselesi için Gazi Giray'ı alır. Beraberce bastırırlar. Boğdan meselesi bittikten sonra Eflak ve Boğdan, bugün Romanya'nın bulunduğu yerlerdeki yerler, özellikle Gazi Giray'ın bir isteği vardır.
Boğdan'a giraylardan birinin hükmetmesini ister. Osmanlı bunu reddeder ve Gazi Giray küser. İkinci defa yapılacak olan sefere davet edilince kendisi gitmez, kalka yolan Fethi Giray'ı gönderir. Bu Cigalazade Sinan Paşa'nın dikkatini çeker, saraya Gazi Giray'ı indirmek suretiyle kalka yolan Fethi Giray'ı tayin edelim derler. Gazi Giray alınır, Fethi Giray olur. Fethi Giray'la ilgili üzülerek söyleyeyim. Bir yanlış hadise vardır. Fethi Giray küçük kardeşi. 3 ay sonra Cigalızade Sinan Paşa'nın ölümü üzerine tekrar Gazi Giray'ı han olarak tayin ederler. Gazi Giray'ın özellikle han olmasından sonra Fethi Giray da onu tebrik etmek için de gelir. Daha sonra Fethi Giray öldürülünce bunun ölümünün sebebi Gazi Giray'a bulunur. Ama şiirlerinin içerisinde bu ölümden duyduğu üzüntüyü anlatan mısralar da vardır. Daha sonra Silistre'nin alınmasında büyük emeği geçtiği için kendisine arpalık olarak verilmesini ister. Yine reddedilir, küser. Kendisinin bilhassa üstten gelecek bir kısım hadiseleri önlemek için Kuman Kalesi dediğimiz, Gazi Kuman Kalesi dediğimiz kaleyi yaptırma meselesiyle uğraşır. Neticede dönüş esnasında vebaya yakalanarak ölür. Taun dediğimiz veba hastalığına yakalanarak. Ama Macaristan'da bulunduğu zaman da Peçevi başta olmak üzere biraz evvel söylediğim bilhassa Rika zannediyorum talik veya Rika üzerinde hat sanatını, kalemkeş olarak kalem kesme sanatını oradakilere öğrettiğini görüyoruz. Kendisinin iyi bir sazende olduğunu, 40'ın üzerinde özellikle saz semaisi ve peşrevinin bulunduğunu, Tatar adı verilen güfteleriyle birlikte özellikle bir kısım bestelerinin olduğu söylenir ama bizde kendi kültürümüze dair hiçbir şey fazla aldırış görmediği için de Gazi Giray'ın 46 tane Hikmet Ertaylan'ın tespit ettiği şiirlerin haricinde maalesef yazdığı bir kısım münşiler yani İnşa halindeki mektuplarının haricinde birkaç o saz semaisi ve peşrevinin haricinde Gazi Giray'dan bize gelen bir şey yoktur. Şimdi Codex Cumanicus'un bugün bizde olmadığını, bizim destanlarımızın en önemlisi olan Oğuz Kağan Destanı'nın bugün 9. yüzyılda Uygur alfabesiyle yazılan Oğuz Kağan Destanı'nın Paris Milli Kütüphanesi'nde olduğunu Fuat Köprülü'nün tarifiyle söylemek istiyorum. Diyor ki bütün Türk edebiyatındaki hikayeleri terazinin kefesinin bir tarafına koymak mümkün olsa diğerine Dede Korkut hikayelerini koysak Dede Korkut hikayeleri daha ağır basar diyor. O kadar mükemmel olan hikayelerimizin dünyada iki nüshası vardır. Vatikan nüshası, Dresden nüshası. Birisi bir örsüz altı hikayeden meydana gelen Vatikan nüshası bugün Vatikan'dadır. Diğeri bir örsüz 12 hikayeden meydana gelen Dresden nüshası Almanya'dadır. Son zamanlarda Almanya'da, Berlin'de Dresden nüshasının bir kopyası da bulunmuştur. Yani dünyada iki nüshası olan Türk edebiyatının hatta Türk destanlarının ağızdan ağza nakledilerek bugüne kadar gelen parçaları olduğu kabul edilen edebiyatçılar, edebiyat tarihçiler tarafından Dede Korkut hikayelerimizin 24 tane olması lazım. Çünkü her hikaye için bir kahraman için bir hikaye anlatılmıştır.
24 kahraman vardır, 24 Oğuz boyuna istinaden 12 tanesi bugüne kadar bulunamadığı gibi maalesef aynen Oğuz Kağan Destanı, aynen Codex Cumanicus, aynen diğer kültür miraslarımız gibi onlar da bugün bizim elimizde değildir. Şimdi buradan gelmek istediğim hadise ki bugün Devlet Giray'ın yanında zannediyorum Gazi Giray'ın mezarı da Han Sarayı Camii'nde bulunuyor. Şimdi Gazi Giray'ın kabul ettirdiği bir şey vardır. Bunu Osmanlı istese de istemese de kabul eder. Osmanlı'ya karşı kafa tutmamış hiçbir zaman. Ama yeri geldiği zaman istediği arpalığı vermemeleri veyahut da Boğdan gibi bir yere giraylardan birini tayin etme meselesini kabul etmedikleri gibi yeri geldiği zaman hadi dediği zaman eğer şey olmazsa sefere adam göndermemiş. Hatta 10.000 kişilik bir orduyla katılması istenilen sefere çok basit bir, çok az bir askerle birlikte bir cüz'i miktardayı göndermiş. Böylelikle ben sizin esiriniz veya sizin şeyiniz değil, sizin kardeşinizin birliği sağlamak için beraberim meselesini kabul ettirmiş. Bu şiirleri kadar önemli bir hadisedir. Hakimane, hekimane şiirleri vardır. Divan edebiyatında biraz evvel Kadı Burhanettin'den okuduğum Tuyut gibi Baki'nin, aynı döneme yakın olan Baki'nin bir şiiri vardır. Ferman-ı aşka can ile der inkiyadımız, hükmü kazaya zerre kadar yok inadımız. Baş eğmeziz edaniye dünyayı dün için, Allah'adır tevekkülümüz itimadımız. Biz müttekayı zerkeş-i cahe dayanmazız. Hakkın kemal-i lütfunadır bütün istinadımız. Şimdi bu son kısmını isterseniz size anlatayım. Bugün doğum günü hocam Baki. Allah rahmet eylesin. Kanuni Sultan Süleyman kendisini Şeyhülislamlık makamına getirmez ama ölümü üzerine yazdığı mersiye bugün en güzel ağıttır mersiye. Divan edebiyatında mersiye en güzel mersiyelerden bir tanesidir. Olsun gamında bencileyim zar-ı bi karar, afakı geçsin ağlayarak emrine bahar. Gül hasretinle yollara tutsun kulağını, nergis gibi kıyamete dek çeksin intizar. Çok güzel ifadelerdir. Allah rahmet eylesin. Bir şiirini açıklayayım mı? Buyurun hocam siz. Ama zaman... Sonunda bir tane, iki tane kırmış harfi söyleyip bağlarız. Ya çok şey var. İstersen ben sadece rayete meylideriz. Kâmet-i dilcu yerine tuva dil bağlamışız. Kâkülü hoşbu yerine hevesi tîr-ü keman çıkmadı dilden asla. Naveki gamze-i dilduz ile ebru yerine süreriz tîgimuzun zevki sefasın her dem. Simtenlerle olan lezzeti pehlu yerine gerdeni tevseni zibada kutası dilbent, bağladı gönlümüzü zülf ile gisu yerine. Severiz esbi hünermendi sabahı eftarı, bir perişek sanem, bir gözü ahu yerine. Gönlümüz şahidi zibayı cihada bildük, dilberi mahru yarı perihu yerine. Severiz cevri çok, ümmidi vefa ile veli, olduk aşıftesi bir şuhu cefacu yerine. Olmazsız can ile billah gazayı teşne, gazayı onun mahlasıdır. Bora ve Feth Giray mahlasını kullandığı gibi gazayı da mahlasıdır. Tahta alan var galiba. Efendim? Tahta alan. Evet. Olmazsız can ile billah gazayı teşne, içeriz düşmel düğünün kanının su yerine. Şimdi hekimane yazılmış en güzel şiirlerden bir tanesi bu.
bizim bugünümüze de biraz belki geliyor ama Baba Ali'ye hicvettiği bir şiiri vardır. Onu da okuyarak ondan sonra vereyim. Ama öbürünü açıklamadık ama zamanımız yetmeyecek herhalde. Ehli İslam illerin kafir haserat eyledi. Güdana tersler siz rüşvet alın oturun. Asayi rezm işle biz kanlar döküp kan ağlarız. Vadi-i işletle siz cam-ı safa zevkin sürün. Haydi bi ahenktür kanun devlet namesi. Ey mübeddirler anın bari kulağın burun. Burada çok önemli bir şey vardır. Kanun, bizim o sazlardan kanun yapılırken arada bir kulağa vurulur. Şimdi burada kanun kelimesini her iki manada değişik şekilde kullanarak bir de sanat yapıyor. Biraz evvelki şiirde o kadar güzel bir yer vardı ki neyse, aynen Fuzuli'nin su sesini dest bu su arzusuyla ölürsem dostlar küze eylem toprağım sunun anınla yâre su derken bütün kelimelerin u sesiyle su sesini verdiği gibi orada da bir alliterasyon yapıyordu. Padişaha yazdığı bir mektup vardı. Bunu şey yapmıyorum. Bir mücahit kulunuz, bezd ederiz canı teni, padişahım ne diyem sonra duyarsız haberi. Kaçmayız tir-i teberden, çalışıp din yoluna, ol benim boynuma ger var ise anın zararı. Biz de ikdam ederiz varmağa bir gün ileri, geri kalmaz anı bil her kim olsa cenk eri. Macerayı seferim derdini şerh eylerlisem, istimai dene tesir eder ol gam eberi. Azmeder oldu gazayı sefere sultanım, kıl ana hanı dua, harı dua, işte kulundur iş eri. Şimdi divan edebiyatının özelliğinden dolayı yazdığı şiirlerde sadece bir şeyi söyleyeyim ben. Gayete bestelenmiş olan ki Oğuz Bey Çetinoğlu özellikle Kalgay diye çıkan Bursa Mecmuası'nda Kırım'dan bahsederken 1944'te İhsan Özel tarafından bestelenmiştir diye söylüyor. Ama benim bildiğim, o da belki ikinci bestedir, benim bildiğim Raif Yekta'nın torunu tarafından Rastmakam'ında bestelendiğidir bunu. Rayete meylideriz, kâmet-i dilcu yerine, tuva dil bağlamışız, kâkül-i hoşbu yerine. Biz hoş kokulu kâkül yerine tuva gönül bağlamışız. Bir gönül alıcı yerine sancağı meyleden insanlarız manasına gelen şiiri söylüyor. Evet, ben sözü uzattım, hoş görün. Biraz evvel söyledim. Şiir başlayınca nesir susarmış ama saz başlayınca da şiir susarmış. Bitsin ondan sonra cevap vereyim efendim. Evet hocam, Gazi Giray üzerinde yoğun başta. Tabii ki fotokopi var. Divan tarzı, divan şiir tarzında Gazi Giray yazdığından beri tabii Kırım'ın tek şairi Gazi Giray değil. Devlet adamı ve şair. Son dönem şairleri de biliyoruz. Numan Çelebi Cihan'la başladıydık biliyorsunuz. Ben niye bu tarafa doğru çekmeye çalışıyorum? Çünkü imam bildiklerini okur. Ne kadar şey yaparsa yapsın. Bildiği duvarları, bildiği sureleri okur. Ben de bildiğim tarafa çekmeye çalışıyorum. Aşık Ömer halk edebiyatımızın önemli bir şairi. Ve Kırım'da yaşadığını biliyoruz. Onun da yazdığı şiirlerden Kırım'da bestelenip bestelenmediğini bilmiyorum ama Türkiye'de Saadettin Kaynağ'ın bestelediği bir eseri birazcık çalalım. Birkaç Kırım şarkısıyla, Kırımlı şairlerin Kırım şarkısıyla. Hocam, buyurun. Ben bir ufak bir ricam olacak da. Hayır, siz söyleyin yani, ben sizi bölmeyeyim. Buyurun. Ben de okumuş olayım.
Şiirin bana. Onu da Kırım'ın 1944'te hocamın anlattığı sürgünü, son sürgünü. Oysa ondan önce
defalarca sürülmüşler. 1930'larda sürülmeler, 1855-56, 1870'lerde sürülmeler. Devamlı stratejik yerde Kırım Türklerinin başına sürgün hadisesi gelmiş ve Cengiz Dağcı'nın Korkunç Yıllarda kitabında 1958-59'da yazılmış, düşürsek kitabın, Varlık Yayınları'na Yaşar Nabi'ye geliş zamanı o yıllarda. Kitabın içinde bakıyorsunuz, aytır da cılar mı diyor. Söyler de ağlar yaşadığı savaş hatıralarını. O şarkıdan biraz söyleyelim size. Gideceğiz biz Kırım'dan. Kal sağlıkla. Gözün yaşını sil. Al yavrumu. Al mendili. Uzun bir destandır. Sonunda diyor ki, padişah saray yaptırmış. Tepesi ağaçtan. Kimisi kepesi daldan diyor. Ağaç yerine dal kelimesi. Kimimiz candan ayrıldık. Kimimiz maldan diyor. Şarkısı şöyle söyleyip çalarak oradaki Özbek kardeşlerinin
farkına varmalarına sebep oluyor. Bizim siz kardeşimizsiniz diye kucaklaşmalarına sebep olan da bir Kırım Göl şarkısıdır. Ama bir Türkiye'de de varyantı olan bir şarkı da söyleyelim. İki geyik. İki keklik bir kayada ötüyor diye Balıkesir türkümüz var. Orada da iki geyik bir dereden su içer. İki de hasret birbirinden vazgeçer. Geyik gider, ben giderim avına. Geyik de beni çekti kendi davuna. Geyik attım, bomba diktim boyunca. Sevdiğimi saramadım doyunca diye söyler. Anası babası cıvan. Uzakta yenge